What's up guys? This is Fit Traveler. Arkadaşlar elimde yine paycheck var. Size bugün bir paycheck'imi daha göstereceğim. Bilmiyorum neden böyle düşünüyorlar ama paycheck gösterdiğim halde işte yalan söylüyorsun. Amerika'da o kadar para kazanılmaz. O kadar para yalan. İşte çok harcanıyor orada. Giderler fazla falan filan diye şeyler geliyor. Onları da açıklayacağım. Önce paycheck'e geçelim arkadaşlar videonun ana temasını. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aldığım para burada. Bakın. Nasıl gözüküyor oradan bilmiyorum ama şu an kameraya çok uzağım. 877 dolar. Bakın Oğuzhan Yıldız. Şöyle ismimi de göstereyim. Dur bakayım şurada pay date yazıyor. Onu da göstereyim şöyle. Artık gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın okuyayım hatta ben size. Pay date diyor 12'si ile 18 arası. 6 günlük bir çalışma. 8. Ağustos'un 12'si ile Ağustos'un 18'i arası. 6 gün. İsmimi gösterdim. 877 dolar cash tipler hariç. Yani bana bankadan. Hani adamlar kartla ödediği tipler, adamların, müşterilerin kartla ödediği tipler artı benim işte 3.75'ten artık 11-12 dolardan çalışmıştım bir de burada. Başka işler yapmıştım. Onlar. Cash tiplerle beraber 3 yaklaşık 6 günde ne kadar almıştım? 300 dolar mı? Yani yanılmıyorum. 250-300 dolar falan vardı. Toplam 1130 dolar ki o da Türk parasıyla 4000 civarı, 4000 liraya tekabül ediyor. İlk videomda paycheck videomda haftalık 2500 dolar yazmıştım. Dediler ki o işte Amerika'da sen TL mi harcıyorsun falan. Arkadaşım ben burada yaşamıyorum. Ben buraya geçici olarak geldim. Kaç para kazandım atıyorum? 1000 dolar mı kazandım bir ayda? Mesela 2000 mi kazandım? 1000 dolar kazandım. 3.50 ile 3.53 ile çarpıyorum. 3500 TL kazanmışım diyorum. Bankaya atıyorum. Hatta bankaya atmakla kalmayıp Türkiye'ye parayı gönderiyorum. Adama da zaten öyle cevap verdim. TL olarak harcamıyorum ama TL olarak biriktiriyorum. Parayı da Türkiye'ye gönderdim dedim. Bu pay çekimde görmüş olduğunuz gibi 877 dolar. Cash tipler yok. Cash tipleri zaten elden alıyoruz. Yani işletmeyle bir iş olmuyor. Onunla beraber yani haftalık 1130 dolar, 1150 dolar civarı. O da 4000 liraya tekabül ediyor. Ki normalde böyle mi? Değil. Bu hafta 63 saat çalıştım. Yani 23 saati overtime onu düşünün. Onun dışında çok iyi bir haftaydı. Yani sürekli yağmur yağıyordu. Herkes restoranlara hücum etti dışarı çıkmak yerine. Çok iyi paralar o yüzden kazandım. Normal genel paychecklerim nasıl diye soracak olursanız 40 saatlik çalışmayla yani 30 saatlik çalışmayla aldığım para 400-500 dolar arası. 400-500. Geçenki paycheck gibi 700 oluyor. İlk defa 877 oldu paychecklar. Cash'leri söylemiyorum. Ama minimumda 250 dolar almıştım. Eğitimdeydim. 20 saat falan çalıştım. 20-25 saat 250 dolar almıştım. Böyle şeyler de olabiliyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar videoda yalan yok. Eğer ki garsonluk yaparsanız Amerika'da alacağınız paralar bunlar. Ben Work and Travel'la Amerika'ya gelip garsonluk yapan ve garsonluğu sizlere anlatan ilk kişiyim herhalde YouTube'da. Ben daha önce garsonluk yapan görmedim. Bir önceki videoda neden garsonluk yapamadığımızı anlatmıştım gerçi. Ama dediğim gibi garsonluk iyi bir iş. Work and Travel değer olabiliyorsa garsonluk seçin. İngilizceniz iyiyse. Paycheck burada. Paycheck'i gösterdim. Tipleri söyledim. Tip bırakmak şey demiş biri. Adam zorunda mı? Adam zorunda kardeşim. İşte demişim eşek değilse tip bırakacak demişim. Adam zorunda mı? Adam zorunda. Burası Türkiye değil arkadaşlar. Burada tip kültürü var. Yani burası atıyorum Sırbistan da değil. Sadece Türkiye'yi eleştirmek değil bu konu. Türkiye'de tip kültürü yok. Çünkü garson 1300 lira alıyor. Atıyorum bulaşıkçı 1300 lira alıyor. Ya da 1400 neyse. Burada bulaşıkçı 1400 alıyor. Garson 150 dolar alıyor. Atıyorum 500 dolar alıyor aylık. Bu adam açı neyle kapatıyor? Tiple. Burada böyle bir kültür yapmış adamlar. Çok iyi bir şey. Geçen biri de çıktı diyor ki ya bu işte hiç iyi bir şey değil. Nedenmiş? İşletme kendi parasını şeylere ödetiyor. Ondan neydi? Garsonların parasını müşteri ödetiyor. Böyle saçmalık mı olur? Ha güzel kardeşim. Alan memnun, veren memnun, satan memnun ya. İşletme bundan memnun. Az para ödüyor. Müşteri memnun. Tip verecek. Garsona. Garsona göre davranıyor. Garson memnun. Tip almak için götünü yırtıyor. Burada sana ne düşüyor yani? Ben anlamadım. Böyle saçmalık mı olur demiş. Ya bu saçma maçma değil. Bakın ben garson olduğumda performansım ne kadar yüksekse maaşım da o kadar yükseliyor. Ben bunu bilerek garsonluğu seçtim. Ve güzel günlerde gülümsüyorum, koşuyorum, koşturuyorum böyle. Çok çalıştığım günlerde çok para kazanıyorum. Tam tersi günler oluyor bazen. Moralim düşük, hiç servis etmek istemiyorum. İşte adamlar ekstra bir şeyler vermiyorum. Gülmüyorum, işte götürüyorum falan. Az kazanıyorum. Yani bu iş sana diyor ki çok kazanmak istiyorsan çok çalışacaksın. Ki bir de bizim sattığımız her şeyin %20'si bizim mantığında satıyoruz biz.
atıyorum. 10 dolar herif bir adam bir yemek yedi. %10'u 1 dolar. %20'si 2 dolar. 2 doları senin. 10 dolarlık bir yemek satarsan 2 doları senin. Ki ben bazen mesela şöyle yaparım. Adam işte seafood bir sandviç söyleyecek mesela 10 dolara. Seafood medley. İşte seafood medley'miz var çok güzel falan filan. 24 dolar yemek. 10 dolarlık yiyip 2 dolar kazanacağıma 24 dolar yemeği satarım 5 dolar kazanırım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden garsonluk bu sistem burada iyi. İnşallah Türkiye'de bir gün düzelir. Türkiye'de gerçi tip var ama maaşı çalışıyoruz işte. Kültür gelmesi lazım yani. Tip bırakmak zorunlu olması lazım. Tip bırakmayanı böyle milletin şöyle bakması lazım yani. Ha bu zorunluluk kısmına da geleyim. 3 aydır garsonluk yapıyorum. 3 aydır hiç tip bırakmayan görmedim. Hiç. Bakın hiç diyorum şaka yok hiç. En kötü %5 %6'sını bırakıyor ki bunlar genelde yabancılar. İşte Araplar geliyor, Japonlar geliyor, başka ırklardan Sırplar, Mırplar geliyor. Onlar bilmiyorlar. Adam bilmiyor. Ne yapsın? Adam yemiş 100 dolarlık. Bilmiyor. 5 dolar bırakmış işte garsona. Bilmiyor çünkü. Ama Amerikalı 100 dolar yediyse 20 dolar bırakmak zorunda. 18 dolar bırakmak zorunda. En kötü 15 dolar. 10 doları kabul edemeyiz. Adam mesela bakıyor 100 dolar 10 dolar. Küfür ediyor arkasından müşterine. 10 dolar bırakmış. Yavaş yavaş o kadar uğraştım ben senin için diyor.